Merhaba arkadaşlar. Söylediklerinizi duyar gibiyim. Yahu halk arzlardan başka şirketler, hisseler, fırsatlar yok mu? Arkadaşlar görüyorsunuz son birkaç aydır ne yazık ki borsamızda, BIST 100 endeksimizde, ne yazık ki popüler hisselerimizde, BIST 30 hisselerimizde gerçekten de böyle bir toparlanma evresi, bir ışık bile göremiyoruz. Yani bir testere piyasası deseniz o da yok. Bir halsizlik, bir cansızlık. Yani geldiğimiz noktada halk arzlardan başka küçük yatırımcıya kazandıracak bir kapı göremiyoruz açıkça söylemek gerekirse. Bakın geçen haftadan kalan halk arzlarımız var. İşlemleri devam eden, tavan serisi devam eden. Bu hafta işleme başlayacak halk arzlarımız var. Yine devamında talep toplaması başlayacak halk arzlarımız var. E biz de ne yapalım? En azından küçük yatırımcı 300-500 kazansın. En azından küçük yatırımcı bu 300-500'lerle bir sıfır maliyetli hisse alımı yapsın ki BIST 30 hisselerimiz bu kadar düşmüşken, bu kadar fırsat vermişken almayanı döverler. Bakın söyleyeyim size. Şeker yatırım menkul değerler çok güzel bir performans göstermişti. Geçen hafta 3 gün boyunca üst üste tavan serisini devam ettirmişti. Tavanda milyonlarca lotta alış emirleri devam ediyor. Bugün itibariyle yarın itibariyle yine 4. tavanına gidecek. Çatalhazı Termik Santral 3. tavanına gidecek. Gayet güzel bir şekilde. Onda da aslında borç çoktu ama olsun. Anlaşılan o ki halka arzlarda borç da olsa tavan serisi, tavandaki milyonlarca lotlar devam ediyor. Batı Egegeyu biliyorsunuz Cuma günü işleme başlamıştı. Yarın itibariyle o da ikinci tavanına gidecek arkadaşlar. Şimdi yeri gelmişken halka arzlarının profili bize son 5-6 aylık süreç içinde halka arz olup en fazla kazandıran hisseleri şöyle bir liste halinde paylaşmış arkadaşlar. En fazla kazandıranlar 3 şirket varmış. Tarkim başı çekiyor, normaldir. %467 olmuş. Ekos Teknoloji daha yeni tavan bozdu. Daha devamı var gibi düşünüyorum. Ve Kale Seramik o kadar düştüğünü söylediğimiz, o kadar yorumlarda ah ettiğimiz Kale Seramik bile şu an %195 kârda arkadaşlar. Bakın ilk işlem tarihi Ataköy Patates'ten başlamış. 7. ayın 27'sinden başlamış arkadaşlar. Şuraya bakalım. Bakın. Şu kar zarar durumu %195 yapmış Kale Seramik. Değil mi? Devam edelim şöyle. %467 yapmış Tarkim. %151 yapmış Reader Teknoloji. O kadar kamerası hakkında dedikodu yaptık, konuştuk. Yani o kadar eksi PR var. Yine de Reader Teknoloji bile aldı başını gitti. Diyeceksiniz ki ya ne oldu? Sanki bana işte halka arzdan ne verdiler de ne oldu? E maalesef böyle arkadaşlar. Halka arz hisselerinde öyle hemen baştan toplayıp da vay efendim %150 kar ettim diyemiyorsunuz. Sadece işte örnek veriyorum. Kale Seramik'i çok beğendiniz. Halka arzdan aldınız. Hiç satmadınız. Ekleme de yapmadınız. İşte o zaman şuradaki karları görüyorsunuz şu an hesabınızda. %184 yapmış Meka Beton. Gayet güzel. %62 yapmış Vera Geo. Geo şirketlerini sevmesek de onlar bile arz fiyatının altına en azından sarkmıyor arkadaşlar. Hatırlayın daha çok değil ki ya Mart seçimleri miydi genel seçimler? Halka arz fiyatının altına sarkan hisselerimiz vardı. Katılım evi miydi? Şu restoran zinciri vardı değil mi? Arz fiyatının altına sarktı. %156 yapmış Bin Yatırımlar Holding bakın. %212 Ekos. Devamı var bunlar daha devam edecek arkadaşlar. Yani şurada hani kafamızda bir proje var. Ne diyoruz? Biz kendi kendimize diyoruz ki ya halka arzlardan 300 lira Asçe Geyo'dan kar ettik. Bay Döner'den 300 lira kar ettik. Ebebek'ten 200 lira kar ettik. Adra Geyo'dan 500 lira kar ettik. Bu karları bakın sadece karları alalım. Örnek veriyorum. Ne var şu an? Ekos. Hani biz sigarayı bıraktık hisse almaya başladık ya o zaman halka arz olan yeni şirket ne vardı? Europower vardı. Şimdi ne var? Ekos. Diyelim ki işte yeni halka arz olan bütün halka arzlara girelim. Yeni halka arzların hepsine girelim. Sadece karımızı alıp örnek veriyorum Ekos teknolojiyi atalım. Yani böyle bir proje yapalım. Bunu da 3 yıl kendimize totem yapalım. 3 yıl boyunca bunu devam ettirelim diye. Yani görüyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? Bakın az da olsa burada bir damlayan bir çeşme var. Bu çeşmeyi uzun vade yatırıma yönlendirmek lazım arkadaşlar. Ben kazandım Ekos'tan 400 lira kazandım. Haydi hanım hadi çocukları al gidelim şurada ne döner yiyelim. Hadi 400 lirayı ezelim. Ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Gitti yani boşuna 2 haftadır peşinde koştuğumuz Ekos teknolojinin karını aldık yedik bitirdik.
Aferin bize. Daha ne diyelim. Halk Arz Analiz profiline teşekkür ediyoruz. Bu tabloları bizlerle paylaşıyor. En azından bizlere şöyle bir ışık yakıyor. Bu ışığı söndürmeyelim arkadaşlar. Umuyoruz performansları devam eder şu Halk Arzların. En azından küçük yatırımcı hani BIST 30 hisselerinden, hani BIST 100 hisselerinden kazanmıyor bari. Enerji hisselerinden kazanmıyor bari. Şunlardan kazansın. Yani anlaşılan o ki biz seçime kadar en kötü seçime kadar bu şekilde 2 aşağı, 3 yukarı, 3 aşağı, 5 yukarı böyle devam edeceğiz. Anlaşılan o ki. O enerji hisselerindeki patlamalar nerede? Hani nerede? Daha bir ay önce vay efendim enerji aşağı, enerji yukarıydı. Şimdi ne oldu? Uzun vadeden şaşmayacağız arkadaşlar. Uzun vadeli kademeli alımdan şaşmayacağız. İnanın uzun vade kademeli alımda gün gelecek hiçbir zaman o kırmızı rakamı görmeyeceksiniz. Hiçbir zaman. Çünkü bileşik getirinin de gücüyle, enflasyonun da etkisiyle siz almaya devam ettikçe kademeli bir şekilde gün gelecek sizin alımınız hep ortada kalacak. Maliyetiniz. Sürekli olarak ortalarda kalacaksınız. Hiçbir zaman o günkü fiyata erişmeyeceksiniz. Hep kârda olacaksınız. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşeceğiz tekrar.